Pardon, bakar mısınız? Bir espresso olabilir miyim? Double shot. Mirza Bey. Günaydın. Oturabilir miyim? Buyurun, buyurun. Size de günaydın. Daha gitmemişsiniz. Bu doğa manzarası bırakılıp gidilmez. Biraz daha tadını çıkaralım istedik. Doğa insanı yumuşatıyor. Size iyi tatiller o zaman. Aslında tatil bana göre değil. Aynı zamanda çalışmak da lazım. Dün toplantımız pek iyi geçmedi. Dilerseniz şu işi yeniden konuşabiliriz. Neden? Bu sabah ne değişti ki? Mirza Bey, ben bu işe bu kadar önem verdiğinizi bilmiyordum. Sırf anlaşmayı imzalamak için balayını burada geçirmeye karar vermişsiniz. Siz benim buraya balayına geldiğimi nereden düşündünüz? Eşiniz söyledi. Kendisi çok tatlı bir insan. Anladığım kadarıyla da sizi çok seviyor. Sabah karşılaştık. O gün evde yaşanan durumdan sizin haberiniz yokmuş. Açıkçası ben bu işe bu kadar önem verdiğinizi bilmiyordum Mirza Bey. Mirza. Mirza. Hazırla. Ankara'ya dönüyoruz. Eşinizin o gün anlattıklarından sonra olayları yanlış değerlendirdiğimi fark ettim. Ortaklığa ne kadar önem verdiğinizi gördüm. Artık anlaşmayı imzalayabiliriz. Evet. Bu anlaşma benim için çok önemliydi. Fakat artık değil. Ben inşaatı başka bir yerde yapacağım. Siz de daha önce imzalamadığınız için pişman olacaksınız. Nasıl yani? Ciddi misiniz? Evet, çok ciddiyim. Bu kadar ön yargılar olan birisi, bu kadar yanlış düşünen birisi benim ortağım olamaz. Burada mıydın? Her şey hazır. Gidebiliriz. Defterin nerede? Çıkar onu şimdi. Çıkar. Dediklerimi yazmaya başla. Mirza'nın işine asla karışma. Mirza, ben... Sen ne? Dediklerimi yaz. Bin kere, yüz kere. Kafanın içine yaz. Ben düşündüm ki... Sen ne düşündün? Ne umdun? Bilmek dahi istemiyorum. Sadece dediklerimi yaz. Büyük harflerle Mirza'nın işine asla karışma diye yaz. Bak, ben buraya balayına geldiğimizi sanıyordum. Ama sen iş toplantısı için gelmişsin. Ben Haluk Bey'i görünce ona senin için işin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedim sadece. Bir daha benim işime asla karışma. Asla. Neden?
Sabır göstereceksin. Sabır göstereceksin, sebat edeceksin. Senin yuvan da böyle kurulacak. Mirza'nın altın gibi bir yüreği vardır. Zamanla sen de göreceksin. Eminim o yüreği sana da gösterecek. Ama burada sana düşen pes etmeyeceksin. Boşuna dememişler. Yuvayı dişi kuş kurar diye. Onu senin sevgin yumuşatacak. Eve bağlayacak. Özür dilerim. Haklısın. Yanlış yaptım. Haluk Bey'le konuşmamam gerekiyordu. Bir daha asla işlerine karışmayacağım. Söz veriyorum. Özürün kabul edildi.